أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته değerli kardeşlerim sizlere bu videoda cin musallatını rukyeyi ve cin çarpması hakkında bilgiler vereceğiz cinlerin insan vücuduna hulul ettiğini öğreneceksiniz. Bu videoyu hazırlama sebebimiz bilgilendirmek ve ibret olması sebebiyledir kardeşlerim. Zira günümüzde her 7 kişiden birinde minimum sayı söylüyorum, en az sayı söylüyorum. Her 7 kişiden birinde cin musallatı vaki olmuş durumda. Bu dıştan çarpma veyahut da hulul etme sebebiyle vaki oluyor. Bu şekilde insanlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz ki bu şekilde hasta olan kardeşlerimiz, sahirlere, cincilere, üfürükçülere, büyücülere, sihirbazlara, medyumlara vesaire böyle şerri yollara, insanları harama düşüren, insanları küfre düşüren, maazallah insanlara kafir yapacak bu yollara kardeşlerimizin gitmemesidir. Kaş yapacağım derken göz çıkarmaktır bu. Bu şekilde kötü yollara düşmemeleri için kardeşlerimizi ikaz etmek istiyoruz ve bu hususta kısa ve özet bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, rukiye dua okumak anlamına gelir ve ehli sünnette haktır, vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimizin tatbiki sahih hadis-i şeriflerde mevcuttur. Bunları araştırarak öğrenebilirsiniz, araştırmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi kardeşlerim, ben anlatacağım hususları burada başlıklar halinde, başlıklar not aldım. Bu başlıklara bakarak inşallah sizlere bilgiler vereceğim. Şimdi rukiye 3 çeşittir. Sünnet olan, helal olan yani, haram olan ve şirk olan rukiye vardır. Sünnet olan, helal olan rukiye Kur'an-ı Kerim'den, Kelamullah'tan bazı ayetlerin okunmasıyla, hadis-i şeriflerde geçen bazı duaların zikredilmesiyle, okunması, okutulmasıyla, Allah'ın isimleriyle, Allah'ın sıfatlarıyla yapılan rukiye helal olan rukiyedir, sünnet olan rukiyedir, mükafatı, fazileti büyük olan rukiyedir Allah'ın izniyle. Daha sonra haram olan rukiye Arapçadan farklı dillerle, Arapçadan farklı bir lisan ile, bilinmeyen isimlerle, meçhul isimlerle yapılan ve ip bağlanılarak, üfürülerek yapılan rukiyelerdir. Bunlar haram olan rukiyedir. Faydası yoktur, zararı çoktur. Şirk olan rukiye ise Allah'tan başkasından yardım istenilerek yapılan rukiyedir. Cinlerden yardım istenilerek yapılan rukiyedir. Bu maazallah insanı kafir yapar. Yalnız bu hususta şunu parantez içerisinde almak istiyorum. Tevessül ehl-i sünnette haktır. Bu ile tevessül karıştırılmaması gerekir. İkisi birbirinden farklı şeylerdir. Şimdi kardeşlerim, özellikle söylemek istediğim husus zaten budur. Hastalarınız varsa bu şekilde helal ve haramı bilmeniz ve gideceğiniz yeri ona göre tespit etmeniz gerekir. Bu şekilde cincilere, büyücülere, üfürükçülere vesaire götürmemeniz gerekir. Yani bu şekilde kişileri nasıl ayırt edebilirsiniz? Zaten yüzlerinden onları anlayabilirsiniz. Lakin size onların yaptıkları işlerden birkaç misal vererek onları açıklamaya çalışacağım. İlk etap, her sakallıyı hoca bilmeyin kardeşlerim. Her Kur'an okuyan, mesela büyücüler de bu şekilde Kur'an okur, karşıdaki insanı aldatmak amacıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okuyabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Bu kişiler sizden saç isteyebilir, tırnak isteyebilir, sakal isteyebilir veyahut da terinin, hastanın terinin değmiş olduğu, temas etmiş olduğu bir giysi, atlet olabilir, iç çamaşırı, tişört, pantolon vesaire, bu şekilde kıyafetler, materyaller isteyebilirler. Annesi ile ilgili bilgiler isterler, annesiyle ilgili bilgiler verirler veyahut da kağıt üzerine bazı veyahut da çini tabak üzerine bazı ayetler yazarlar ama kırmızı mürekkeple veyahut da kan ile yazarlar. Bunu su ile yıkayıp içmenizi isterler, banyo yapmanızı isterler, kesinlikle ve kesinlikle uzak durmanız gerekir. Maazallah başınıza ciddi belalar açacak eylemlerdir, amellerdir bunlar. Lakin şunu da farkını belirtmek istiyorum.
ayet, çini tabak üzerine, kağıt üzerine ayet yazmak, bunlarla banyo yapmak, içmek, bunlar rukiyede, helal olan rukiyede vardır. Lakin kanla yazılmamış olması gerekir. Onun belli parantezleri var. Bunları ayırt etmek gerekir. Bunlar kağıt ve çin tabak üzerine tılsımlar da yazarlar. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Hastaya kağıtlar verir, onları yakmasını ister, duman çıkarmasını ister veya da bu dumanları genizine çekmesini ister. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Kırmızı mürekkeple, kanla dediğim gibi ayetler yazarlar. Besmelesiz hayvan kesilmesini isterler. Horoz olabilir, kedi olabilir, tavuk olabilir, keçi olabilir vesaire. Yılan dahi bunun içerisine girebilir. Besmelesiz kesilmesini ister ve cesedini böyle tenha yerlere atılmasını isterler. Kesinlikle bu şekilde iş yapan insanlardan uzak kalmanız gerekiyor. Gidenler var ise yakınınız, akrabanız, uzağınızda tanıdıklar vesaire şiddetle uyarmamız gerekiyor. Asla gidilmemesi gerekiyor. Bu şekilde insanlara gitmek küfürdür, insanı kafir yapar. Bunlardan, bu gibi insanlardan alınan muskalar takılmaz, yakılır, imha edilir. Asla bu şekilde muskalar takılmaz. Ha, demiyorum ki muska takılmaz. Muska ehli sünnet ve cemaatte haktır, vardır, takılır. Lakin içeriğinde ne yazılı olduğuna bağlı. İçerinde ne var, kim yazdı, ne yazdı. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Bunları bilmemiz gerekir. Şimdi kardeşlerim, cin insan bedenine girer mi, girmez mi, nasıl hulul eder? Cinin insan vücuduna girmesi haktır. Hatta bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın çocuğunu getirdiği zaman ''Ya Resulallah, benim oğlum dellendi, benim oğlum cinlendi.'' buyuruyor. Efendimiz ''Çocuğunu bana getir.'' buyuruyor. Kadın çocuğu getirdiğinde Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bazı ayet-i kerimeler okuyor ve sırtını sıvazlayarak mübarek elleriyle sert bir şekilde vuruyor. Öyle ki mübarek ellerinin izi çocuğun sırtında çıkıyor ve ''Uhruc ya aduvallah, uhruc ya aduvallah, çık ey Allah'ın düşmanı'' diye Peygamber Efendimiz bağırıyor. Burada belirtmek istediğim şey, ''Çık ey Allah'ın düşmanı'' denildiğine göre demek ki daha öncesinden bir şey onun içerisine girmiş. Bu bunu gösterir. Veya da farklı bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ''Şeytan cin, İnsanın damarlarında, kanın damarlarında gezdiği gibi gezinir, dolaşır. Buradan da cinlerin insan vücuduna girdiğini anlayabiliyoruz. Peki cinler insan vücuduna nasıl girer, ne sebeple girer, hangi olaylardan sonra girerler? Bunun detayı çoktur. Yani birçok sebeplerden ötürü girebilirler. Ama esas temel olan şey, Kur'an'a ve sünnete uyulmaması, günah içerisinde yaşanması, bu münasebetle cinlerin insanlara musallat olabilmeleri, olmaları vesaire. Bunları örnek verecek olursak, birincisi büyü ile cinler insan vücuduna hulüleler girer diyebiliyoruz. Büyücü ile cin arasında var olan anlaşmadır. Cinin istediklerini büyücü yapar, daha sonrasında da cin de büyücüye itaat eder. Bu şekilde büyücünün gösterdiği kimseye musallat olur. Başına her türlü belayı da getirebilir. Tabii bu cinin gücüyle de alakalı olur. Daha sonra nazar ile olabilir. Nazar ile cin musallatı gerçekleşir. Şöyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sizlerin gözünüzden perdeler kaldırılsa, yani mana alemini görebilse idiniz, insanları göremezdiniz. Şöyle ki bir bal kasesi bulunan yerde, çok fazla sineklerin olduğu yerde, bal kasesi bulunan yerde, bal kasesinin kabuğu açıldığında sinekler oraya hücum eder. Öyle ki bal sineklerden görünmez hale gelir. Sizin de gözünüzden perde kaldırıldığı zaman hiçbir kardeşinizi göremezsiniz. Melekler o kadar avlak içerisine almışlardır, o kadar çevirmişlerdir, o kadar fazla koruyucu melekler vardır. Lakin bizlerin yapmış olduğu günahlar, yanlışlıklar veyahut da bu şekilde nazar olma hasebiyle bu koruyucu melekler dağılırlar. Koruyucu melekler olmadığı durumda cinler hulul ederler, saldırırlar. Zaten şeytan cin gizlenendir, gizliyor. En küçük açığı bekler. Daha sonrasında saldırıya direkt geçer. Daha sonra cinin insana aşık olması sebebi vardır. Cinler insana aşık olurlar.
nasıl şöyle söyleyebiliriz, yani tuvalete, banyoya besmelesiz, doğalsız girildiği zaman cinler insanı seyrederler, ona bakarlar. Daha sonrasında ona aşık olurlar. Aşık oldukları zaman ona musallat olurlar, onun peşini bırakmazlar. Geceleri, gündüzleri onunla beraber olurlar, eşi ile onların arasını ayırırlar. Birçok problemler oluştururlar. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekir ve besmelesiz yapılan iş. Besmelesiz yapılan işten kasıt, besmelesiz yenilen yemek cin musallatına sebep değildir. Cin musallat olan cinlerin güçlenmesine sebeptir. Burada besmelesiz yapılan işten kastımız, misal besmelesiz su dökmek, sıcak su dökmek veya besmelesiz yüksek bir yerden atlamak. Bunun gibi şeyler nasıl oluyor? Besmelesiz yüksek bir yerden atladığımızda aşağıda bulunan cini biz görmüyoruz veya da görünür halde ise bir kedi, bir yılan şeklinde ise, bir böcek, bir akrep şeklinde ise onun ne olduğunu biz anlamıyoruz. Görmeden gafil olarak biz atladığımız zaman onun üzerine düşebiliriz, ona zarar verebiliriz. Cin bunun kasıtlı yapıldığını düşünerek o kişiye musallat olur. Bir de cinler çok ve çok intikam almayı seven yaratıklardır. Dolayısıyla o musallat olduğu zaman ciddi problemler oluşturur. Daha sonra musallat sebeplerinden aşırı öfke, aşırı korku, aşırı nefse düşkünlük, aşırı gaflet olabilir. Bunlar içerisinde aşırı korku dikkatinizi çekmiştir. Aşırı korku, her insanda korku olabilir. Lakin bunu aşırı seviyeye götürmemek lazım. Allah'a tevekkül, Allah'a güvenmek gerekir ki bu şekilde biiznillah korku yok olacaktır. Bu şekilde cin musallatında sebep dediğimiz gibi bunlar ve bunun gibi birçok madde vardır. Ve hatta beddua vardır. Özellikle anne babanın çocuklarına yaptıkları beddua maazallah. Yani bu şekilde cin musallatı gerçekleşebilir. Veya da bir adak adanmıştır. Allah'a söz verilmiştir kurban kesileceğine dair. O söz yerine getirmemiştir. Allah da ona bela isabet ettirir, musibet eder. Bu bela onun koruyucu meleklerinin dağılması ve cinlerin ona musallat olmasıdır. Bunların dışında anne babaya el kaldırmak, Allah muhafaza, bu şekilde de cin musallatı gerçekleşir ki bu husus önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de de anne babaya öf bile deme buyuruyor Allah-u Teala. Buna dikkat etmemiz gerekir. Kısa bir özetle dediğimiz gibi yapılan günahlar, yanlışlıklar, Kur'an'a ve sünnete uymamak cin musallatına sebebiyet verir. Zaten Allah-u Teala ayet-i kerimesinde de buyuruyor. Her kim Allah'ın zikrini terk ederse biz ona bir şeytan musallat ederiz ve o onun ayrılmaz dostu olur. Rabbim cümlemizi cinlerden, şeytanlardan muhafaza eylesin. Bir de kardeşlerim, her ne sebeple olursa olsun, bakın her ne sebeple olursa olsun cin çağırma olayına kesinlikle kalkışmayın. Ben kitapta gördüm, çağırabiliyorum, sonra gönderebiliyorum diye kendinizi avutmayın. O şekilde kitaplara güvenmeyin. Cin geldiği zaman, çağrıldığı zaman gelir ve geldiği zaman da musallat olur. Lakin direkt etkisi gözükmeyebilir. Bir sene sonra, iki sene sonra, beş sene, on sene, yirmi, otuz sene, otuz beş sene sonra etkisi gösterir. Neden? Cin içeride saklanır ilk etap. Kendini gizler. Güçlendikten sonra ortaya çıkar ve bu şekilde faaliyete başlar. İlk etap yalnız vesvese verir. Daha sonrasından birçoğu şeyler yapabilir. Ha, cin musallat olan kişiye cin ne yapabilir? Neredeyse her şeyi yapar kardeşlerim. Yani onu deli eder, kör eder, sağır eder. Unutkanlık verir. Unutkanlık, nisyan da şeytandandır, cinlerdendir. Depresyona sokar, canı çok fazla sıkılır. Gecesi gündüzünde birbirine karışır. Erken boşalma sorununu yapabilir. Şiddetli baş ağrıları yapar. Hatta vücudun farklı yerinde şiddetli ağrılar olur. Ve hatta siz doktora gidersiniz, kolum ağrıyor diye, bacağım ağrıyor, başım ağrıyor diye. Doktor size film çeker, onu yapar, bunu yapar. Tertemizdir, bir şey yoktur. Doktor şunu düşünür, bu hastalık hastası, psikolojik bir hasta, buna bir antibiyotik verir, o şekilde gönderir. Antibiyotik de onun sağlığını iyice bozar. Ama bunun sebebi, psikolojisinin bozulmasının sebebi cinnilerdendir. Cinnilerden kaynaklanır. Daha sonra cin insan vücudunda felç yapabilir. Sarı hastası, epilepsi hastası, şizofreni vesaire. Çocuk olmaması veya da çocuk olduğu zaman direkt ölmesi, sakat olması
vesaire birçok şey yapabilir. Allah'ın izniyle yapar tabii ki. Allah'ın izni yok olmadan büyü dahi yapılırsa hiçbir şey olmaz. Burada Allah'ın izni gerçekleşiyor. Ki zaten Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a da cin musallat olmuştu. Allah'ın izniyle musallat olmuştu ve ona iblis, en büyük şeytan, cin musallat olmuştu. Onun malını, bütün mal varlığını, hayvanlarını öldürmüştü. Çocuklarını öldürmüştü iblis. Daha sonra Hazreti Eyüp Aleyhisselam vücuduna üfürmüştü. Hastalıklara tutulmuştu. Öyle hastalık ki baştan tırnağa kadar bütün vücut hastalık içerisinde, yara bere içerisinde. Bu şekilde söylemek istediğim şey, musallat olan cin, unutkanlıktan, can sıkıntısından, felce, ölüme kadar birçok hastalığı yapabilir. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Bir de kardeşlerim, bu işe bulaşmak isteyenler var. Yani ben de cin çıkaracağım diyen kahramanlar var. Şunu söylemek istiyorum kardeşlerim, davulun sesi uzaktan hoş gelir. Bu iş böyle gözüktüğü gibi değildir. Herkes bu işi yapamaz. Yani her hocanın yapabileceği iş değildir. İlimden farklı şeyler de gerektiren bir ilimdir bu. Her ne kadar işin erbabı da olsa, yani ilimden ilim var, ilimden farklı materyalleri de var, o özellikleri de var, o enerjiye, o güce de sahip olan bir kimse, her ne kadar bu işin erbabı da olsa, bunu da unutmamak gerekir ki, hamama giren terler. Yani her ne kadar siz bu işin erbabı da olsanız, bu kaçınılmazdır. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Bu durumu şöyle açıklığa getirmek istiyorum. Diyelim ki siz bir hastayı tedavi ettiniz kardeşlerim. Hastada bulunan cinleri yakıyorsunuz, dövüyorsunuz, öldürüyorsunuz. Daha da onları tevbe ettiriyorsunuz, Müslüman ediyorsunuz. Cinler çok çok kalabalık varlıklar, çok kalabalık kabileleri var. Yaktığınız, öldürdüğünüz cinlerin akrabaları var, kabilesi var. Dolayısıyla dediğim gibi cinler çok fazla intikam almaya merak varlıklardır. Dolayısıyla sizden intikam alacaklardır. Veyahut da sizin kan bağı olan kişilerden, sizinle kan bağı olan kişilerden intikam alacaklardır. Dolayısıyla pusuda bekler, sizin en küçük açığınızı beklerler. En küçük açıkta sizi Allah muhafaza beter edebilirler. Dolayısıyla bu iş kolay iş değildir. Öyle herkes bu işi yapacağım diye bir şey söylemesin. Dikkatli olmak gerekir bu hususta. Ama bu görünmeyen alemle, bu görünmeyen alemle savaşta da çok fazla mücahide ihtiyaç vardır. Gerçekten Müslüman kardeşlerimiz çok zelil, çok çaresiz durumdalar. Bu şekilde hasta oldukları zaman doktorlar, psikiyatriler hiçbir şey yapamazlar. Yapamadıklarını da görüyorlar. Farklı farklı bu sefer hocalar baktıkları zaman iyisi var, kötüsü var. Saydığım cinciler, üfürükçüler, medyumlar, sahirler, sihirbaz, büyücüler bunlar o hastayı iyice kötü duruma getirirler. Dolayısıyla bu hususta bu işi yapabilecek ehli sünnet kardeşlerimize çok ihtiyaç var. Bu işi yapabilecek kardeşlerimiz varsa dünya hayatını düşünmeden kefenlerini başlarına sararak bu işi yapsınlar. Bunu istirham ediyoruz. Lakin altını çiziyorum, kefenlerini başlarına sararak bu işi yapmak gerekir. Bu bunu gerektirir. Dünyayı düşünmemek gerekir bu hususta. Bir de ilmini, icazetini, verisini almış olması gerekir. El almış olması gerekir. İzin almış olması gerekir. Dua almış olması gerekir. Bu kişinin nefsi olarak tek başına yapabileceği bir iş kesinlikle ve kesinlikle değildir. Bunu belirtmek istiyorum. Bu işlerden anlayan ne söylemek istediğimi anladılar bu hususta. Daha sonra tekrar hasta olabilir mi? Tekrar cinler ona musallat olabilir mi? Evet, cinler tekrar ona musallat olabilir. Dolayısıyla rukiye yapıldıktan sonra, cinler uhruç, çıkış yaptıktan sonra o hastanın çok fazla dikkat etmesi gerekir ömür boyu. Nasıl? Özellikle 5 vakit namazı cemaatle kılması gerekir. Bu ciddi bir koruyucu unsur oluşturur. Sabah akşam zikirlerini okuması gerekir, Kur'an-ı Kerim okuması gerekir, nefsine düşkün olmaması gerekir, sabah akşam ayetel kürsü, ihlas, felak, nas dilinden düşürmemesi gerekir vesaire vesaire. Bunun da teferruatı çoktur. Bu şekilde dikkat etmesi gerekir ki o hastaya tekrar cinler musallat olmasın.
Bu şöyle misallendirmek istiyorum. Diyelim ki bir hasta çok ciddi yarası var vücudunda ve yara çok ciddi mikrop kapmış. O rukiyeci mikrobu temizler. Yara o şekilde kalır ama mikrobu temizler Allah'ın izniyle. O yaranın tekrar mikrop kapmaması için hastanın dikkat etmesi gerekir. Bütün yaşamına dikkat etmesi gerekir ki yara tekrar mikrop kapmasın, yara kapansın, bu şekilde hayatını devam ettirsin. O yüzden dikkat etmesi gerekir. Tekrar mikrop kaparsa eskisinden de kötü bir hale gelebilir. Bu hususta merak edilen sorulardan diğeri de para almak helal mi? Bu hususta para alınır mı? Para verilir mi? Anlaşma yapılır mı? Bu hususta para almak helaldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta izni vardır. Ehl-i sünnet alimlerin bu hususta ittifakla durduğu husustur. Para almak helaldir. Bu hususta çok daha hadis-i şerif de vardır. Bir tanesini özetleyecek olursam, sahabe efendilerimiz rukiye yapılması gereken bir hastayla yakınlarıyla konuştuğu zaman bir Fatiha okuyor hastaya ve 30 koyun alıyorlar. Daha sonra o koyunları kullanmadan Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah, biz böyle bir iş yaptık, bu kadar koyun anlaştık, bu kadar koyun aldık, bunlar bize helal mi buyuruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlar sizindir, onlar size helaldir, onlar yiyebilirsiniz. Bana da onlardan pay verin buyuruyor. Yani onların ne kadar temiz, ne kadar nezih, ne kadar helal olduğunu belirtiyor Peygamber Efendimiz. Bu hususta dediğimiz gibi para alınabilir. Lakin kişisine göre para alınır. Yani 1.000 lira, 1.500 lira aylık geliri olan kişide 10.000 lira istenmez, 15.000 lira istenmez. Durumu iyi olan insanlardan yüksek para da alınabilir, anlaşılabilir. Neticede burada kurtarılan bir can değildir. Bir ceddin kurtarılması söz konusudur. Nasıl ki kardeşlerim, cinler 20 sene, 30 sene, 60, 70 sene yaşamazlar. Ekserisi çok uzun yaşarlar, yüzlerce yıl yaşarlar. Yani çocuğunuza bir cin musallat olmuş ise ondan torununuza, ondan onun torununa, ondan onun torununa bu şekilde bir aile, cin ailesi sizin ailenize, sülalenize musallat olabilir. Bu şekilde durumlar gerçekleşebilir. Dolayısıyla bir can kurtarmak değil, bir sülaleyi kurtarmak, bir ceddi kurtarmaktır bu işte yapılan iş. Ve bir can dahi olsa, velev ki bir can dahi kurtarılan olsa, bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmaya bedeldir, faziletlidir. Bunun da maddi boyutu da vardır.